Western Armenia TV olarak bizim için gerekli olayları takip ediyoruz. Şimdiki konuğumuz Batı Ermenistan Parlamentosu'nun Başkan Yardımcısı Simon Daronyan. Sayın Daronyan, bizimle sohbeti kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Baref, Western Armenia TV ekibin hepinizi selamlıyorum. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi yakın gelecekte bir konferans yapacak. Ulusal Meclis'in Başkan Yardımcısı olarak bu konuda ne gibi bilgiler verebilirsiniz bize? Öncelikle şöyle belirtmekte önemsiyorum. Batı Ermenistan bu önümüzdeki konferansın önemi şöyledir. Batı Ermenistan meclis üyeleri birçok ülkede bir Batı Ermenistan sistemiyle bütünleşmesi açısından çok önemlidir. Batı Ermenistan milletvekillerinin birbirinin daha iyi tanıması, aynı zamanda yakın dönemde Batı Ermenistan'a delegasyonun izlenimleri, bunun işte vize aktarması, halka aktarması açısından önemli. Batı Ermenistan'ın kendi dinamiklerinin daha iyi bir şekilde organize ettiğini önemsiyorum. Batı Ermenistan halkı bu konferans hakkında nasıl bir eğilim içerisinde? Konferanstan ne gibi beklentileriniz var? Batı Ermenistan halkı konferansın önemi çok önemlidir. Kendi Batı Ermenistan onlar için bir temsiliyet gücü oluşması, bir çatı oluşması, onları varlığını dünya kamuoyuna duyurması açısından ve haklarını sahiplenmesi açısından çok çok önemlidir. Batı Ermenistan evli halkımız bu konuda tabii birçok beklentileri vardır. Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı Azeri saldırganlığı hakkında neler dersiniz ve nasıl bir gelişme var? Son saldırı Ermenistan Cumhuriyeti'nin sınırlarına yapılan kasıtlı Panturan isyanından dolayı bu saldırıyı bir saldırı gerçekleştirdiler. Amaçları Ermenistan Cumhuriyeti'nin güneyini işgal edip Nahçıvanlaştırıp ve böylelikle Turan hayallerini gerçekleştirmek. Oysa ki hiçbir haklı yönleri olmadığı halde bunu sürekli defalarca tekrarlamaktadır. Ve bu açıdan da tüm Ermeni halkı meşru müdafasını yakmakta haklılar ve kendi sınırlarını savunması gerekiyor. Aksi takdirde Ermenistan'ın işgali söz konusu olur. Karabağ nasıl Arzah işgal ettilerse bugünkü amaçları da Güney Ermenistan Cumhuriyeti'nin güneyini işgal etmek. Oysa ki 1920'de Birleşik Ermenistan Devleti'nin parçasını oluşturuyor Arzah Ermenistan Cumhuriyeti. Bugün nasıl Batı Ermenistan Birleşik Ermenistan'ın devamlılığını ve bu hakları savunuyorsa Arzah Devleti kendi yönetim idaresi bu haklara sahiptir. O açıdan da Ermeni halkı bir vücut olup kendi sınırlarını, topraklarını savunması gerekiyor. Biz bu saldırganlığı kınıyoruz. Ermeni halkı kendi varlığını sürdürmesi için kendi mevcut olan topraklarını, ülkesini sağlaması gerekiyor, terk etmemesi gerekiyor. Oysa ki bu politika aynı zamanda Abdülhamit İttihat Terakki ve Kemalist yönetiminin yaptığı soykırımın devamıdır. Bizler yeniden soykırıma maruz kalıyoruz ve sürgün politikasına. O açıdan da sürgün edilecek ve soykırıma razı olan halkımız yoktur. O yüzden kendi meşru müdafasını mümkün olduğu kadar sağlaması gerekiyor. Bu sohbet için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Western Armenia ekibinin çalışmalarına başarılar dilerim.